Evet herkese merhaba bu videomuz maalesef bir spor kazası ile ilgili olacak ee, dün ufak da olsa bir spor kazası geçirdik ee, şanslı bir şekilde düşmeme rağmen şu anda bu haldeyim ee, kırık çıkık çatlak yok bu kim ee, kırık çıkık çatlak yok ee, Allah'tan yok olsa zaten bir 2-3 ayımız çöpe gidecekti. Ee, hafif sıyırıklarla atlattık. Bu videoyu da çekmemin amacı e, video var zaten düştüğümün videosu. Öncelikle olayı anlatayım isterseniz. Ee, şimdi şöyle antrenmana gittik kardeşimle zaten. Yukarı tarafta spor salonu var. Hocamızın yaptırdığı antrenmana. Ee, antrenmanın böyle bir saat falan geçti. bir saat 20 dakika geçti. Çocuklarla smaç e, vurmaya çalışıyorduk. Normalde smaç vururken ben de e, Yani vururken derken smaç vuramıyoruz deniyoruz smaç vurmaya çalışıyoruz diyeyim e, Normalde denerken ben de hep Potaya gelirken yavaşlar sıçrarım e, Bir tane Yusuf diye Bir genç arkadaşımız <laughs> abi de hızını kesmeden yap dedi bana e, Ben de çok fazla smaç deneyen biri değilim bir, bir kere denedim İyi sıçradım tek ayak sıçradım ama dengesiz yükseldim bir şey olmadı İkinciye kendimi iyi hissettim. Ondan dolayı işte telefona çekin dedim kardeşime. Telefonu açtırdım. Zaten şimdi videoları göstereyim. Ondan sonra videoları inceleyelim. Yaptığım hataları sizlere söyleyeyim ben. Şimdi ilk düştüğüm videoyu açıyorum. Zaten 5 saniye. Düşüş bu arkadaşlar. Daha sonra hastanede bir video çektik. Dirseğim birazcık şişmişti. Dirsek bu haldeydi. Tam dirseğim, ilk başta sağ elim yere temas ediyor. Sonra dirseğim yere temas ediyor. Ee, şişlik bu şekildeydi. Ben çıkıktır diye çok şey yaptım ama doktor çıkık yok dedi ondan dolayı. Bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Şimdi yaptığım hatayı inceleyelim beraber. Öncelikle benim yaptığım en büyük hata momentumlu bir şekilde, çok hızlı bir şekilde potaya gitmek oldu. Ya bunu anlatmamın amacı da smaç denemek isteyen arkadaşlar varsa veya yapan benim gibi sakatlanmasın, sakatlık çıkmasın diye. Çünkü ya bir smaç yüzünden bir hafta, 2 hafta, bir ay, 2 ay, belki de 4-5 ay işte düşüşün durumuna bağlı. Sakatlık geçebilirsiniz, hiç gerek yok. Bu denememeniz için bir engel değil. Düzgün bir şekilde, kontrollü bir şekilde denerseniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Benim buradaki en büyük hatam normalde smash basamıyor olmama rağmen inanılmaz momentumlu bir şekilde, hızlı bir şekilde koşmam. Tek ayak tam tek ayak sıçradım. Yükselmede sıkıntı yok. Pota'ya kadar yükseldik. Tek elle vurmaya çalıştığım için çok dengesizim şu an havada zaten. Gördüğünüz gibi yamulmaya başladım ve dört parmağım ee, şeye potaya asılı kaldı ve çekemedim o anda şu an asılı kaldı parmaklar çekemedim şimdi düş pozisyonuna geldik buradaki şansım benim arkadaşlar bıraktıktan sonra vücudumun direkt bu tarafa doğru dönmesi yani eğer vurup dönmeyip arkaya doğru düşerseniz Allah korusun boynunuz yani felç bile kalabilirsiniz bu durumda çok tehlikeli bir şey Şans eseri ben direkt kollarıma doğru dönmüşüm burada. Refleks olarak zaten. İstemsiz yapılan bir şey bu. Yani bilerek yapmadım zaten o anki refleksle. Tam düşerken kolu uzatmışım bakın. Şu an sağ el temas etti. Sol kol daha temas edecek şimdi. İlk başta sağ ile sol kol aynı anda yere direkt şap diye yapışıyoruz zaten. Şöyle göstereyim. İlk yere düşüş anı bu bakın. İki elde yerde. <laughs> Çiçeğe mi su annen de? Evet. Tamam anneanne? <laughs> buradaki en büyük şansım dediğim gibi. ilk başta elleri yere koymuş olmam. Eğer direkt dirsek yere temas etseydi. Ya anne video çekiyorum odaya girmeyin ya. Dediğim gibi buradaki en büyük şansım e, ee, ilk başta elimin yere temas etmesi. Eğer burada eller temas etmeseydi direkt dirseğe çarpsaydım %100 ya kırık ya çatlak olacaktı. Biraz da şans düştük. Sol bilek dönüyor ve dirsek yere temas ediyor. Sağ el, sağ bilek hala yerde. Sağ bileğimde de sıkıntı var zaten şu anda. Vücutta herhangi bir yere çarpma olmuyor ondan sonra. Zaten kollar hafiflettiği için vücutta bir hasar yok. Ya düştüğüm an inanılmaz bir ağrı hissetmedim. Ee, doktora gittiğimde de çok ağrımıyordu. Ama doktordan çıktıktan sonra inanılmaz bir şekilde ağrımaya başladı. Ee, buradan smaç denemek isteyen arkadaşlara bu da örnek bir video olsun. Eğer yapacaksanız gerçekten kontrollü bir şekilde, dikkatli bir şekilde bilerek yapmaya çalışın arkadaşlar. Çok daha kötüsü olabilir çünkü. Ucuz atlattım. Ucuz atlatmama rağmen tam olarak dönmem, basket oynamam... Belki de 2-3 haftayı bulacak bileğimin, kolumun iyileşmesi. Ee, bu videoda yapmak isteyen arkadaşlara örnek olsun diye çektim. Bu bir haftalık süreçte evde kalacağım. Ondan dolayı teorik videolar çekmeyi düşünüyorum en az. Yani bir iki tane çekebilirsem çekerim. Ee, videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sporla kalın. Kanalımıza abone olun. <laughs> Tek şuraya bir basanız yeter. <laughs> Ve like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Kan kanalımıza abone olun. Heh, evet. Sana. <laughs> Ve like atmayı unutmayın. <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> evet like atın. Sizi <laughs> seviyoruz. Like.